Karbon-hidrojen bağına daha önce bakmıştık ve son videoda karbon-hidrojen bağının infrared spektrumunda yaklaşık olarak nerede sinyal vereceğini gösteren dalga sayısını hesaplamıştık. Ve elde ettiğimiz değer 3000 dalga sayısının üzerindeydi. Ancak bu dalga sayısı karbonun hibritleşme türüne bağlıdır. O zaman biraz örneklere göz atalım. Burada sp hibritleşmiş bir karbon atomuna bakalım. SP hibritleşmiş olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü burada üçlü bağ var. Evet. Karbon-hidrojen bağ var. Ve karbon SP hibritleşmiş. Bunların sinyali yaklaşık 3300 dalga sayısında olacak. Eğer bir sonraki örneğimize bakacak olursak ne görürüz? Burada çift bağ içeren bir karbonumuz var. Bu sebeple bu karbon SP2 hibritleşmiştir. Yine karbon hidrojen bağımız var ve karbon sp2 hibritleşmiş. Bunun sinyali de yaklaşık olarak 3100 dalga sayısında görünüyor. Ve son olarak karbonun tekli bağ yaptığı duruma bakacak olursak, bu karbon sp3 hibritleşmiş. Buradaki karbon hidrojen bağımız bu ve karbonumuz sp3 hibritleşmiş. Sinyalin gözlemlendiği dalga sayısı burada yaklaşık olarak 2900'dür. Peki, Tüm bağlar karbon-hidrojen bağı olmasına rağmen farklı dalga sayısı gözlemlenmesini nasıl açıklayabiliriz? Bu noktada karbonların hibritleşmelerini düşünmeliyiz. Evet, sp hibritleşmiş karbona bakarsak hatırlayalım. Demek ki bu karbonun iki tane sp hibritleşmiş orbitali var demektir. sp hibritleşmiş orbitali s karakteri en fazla olan orbitaldir. S karakteri burada yaklaşık olarak %50 sp2 hibritleşmiş orbital içinse s karakter yüzdesi %33'tür. Ve son olarak sp3 hibritleşmiş orbital için s karakter yüzdesi %25'tir. sp hibritleşmiş karbona geri dönersek s karakteri %50 demiştik. Bunun anlamı nedir? Elektron yoğunluğu çekirdeğe en yakın yerdedir. Eğer durum buysa buradaki bağ en kısa bağ olur. Çünkü elektron yoğunluğu çekirdeğe en yakın olandır. Bu durumda S karakteri de en fazla olur. Eğer bu en kısa bağsa 3'ü arasında en kuvvetli olan olmalıdır. Yani bu karbonla hidrojenin birbiriyle bağ kurduğu ve karbonun sp hibritleştiği bu yapı sp2 hibritleşmiş karbonun olduğu sağdaki bağdan daha kuvvetlidir. Bu bağ bu bağdan daha fazla s karakterine sahip olduğundan bu bağdan daha kuvvetlidir. Bu bağlardaki kuvvetler sıralaması aslında bize dalga sayılarını da açıklıyor. Çünkü eğer hatırlarsanız bağ kuvveti, kuvvet sabiti ya da yay sabiti K'yı etkiler. Bağ kuvvetini arttırırsak sonuç olarak K'yı arttırırız. Ve K'nın artması frekansı veya dalga sayısını arttırır. Bağ titreşiminin frekansının veya dalga sayısının arttığı yerler infrared spektrumunda sinyalin olduğu yerlerdir. Evet, bu en kuvvetli ve dalga sayısı en büyük olan bağımız olduğu için bu bağın sinyalini infrared spektrumunda daha solda göreceğiz. Hibritleşme mantığını anladığımıza göre bazı hidrokarbonların spektrumlarını inceleyip bunları analiz edelim. İlk önce alkan ve arkinleri karşılaştıralım. Şuradan aşağı inelim ve bazı spektrumlara bakalım. Birinci spektrum dekan molekülü için. Umarım karbon sayısını doğru yazmışımdır. İkinci spektrumumuzsa bir oktin için. Yani bu molekülde üçlü bağ var. Şimdi bu iki molekülü karşılaştıralım ve farklarını düşünelim. Bazen dalga sayısının 3000 olduğu yere çizgi çekmek bize yardımcı olabilir. Biz de 3000'e çizgi çekelim. Buraya da çizgi çekelim. Evet. Her iki molekül için de çizgimizi çektik. Burada karbon hidrojen bağ var ve karbon sp3 hibritleşmiş. O zaman bunun sinyali 3000'in altında bir yerlerde olur. İşte bu yüzden 3000'e çizgi çizmek bize yardımcı oluyor. Şimdi burada bu karışık çizime bakın. Bunu detaylıca incelemek için vaktimiz yok ki zaten benim çizimlerim de mükemmel değil. Ama sp3 hibritleşmiş karbon atomu içeren bir karbon hidrojen bağı için sinyalin 3000 altında olacağını söyleyebiliriz. Dekan molekülündeki bütün karbonlar da zaten bu türden. Eğer spektrumda sol ve sağ bölgeyi düşünecek olursak, bir çizgi çizerek bu iki bölgeyi birbirinden ayırabiliriz. Sol tarafta elimizde kalan bu. Yani sadece sp3 hibritleşmiş karbon atomu içeren bir karbon-hidrojen bağı. Analiz etmesi kolay bir spektrumdu öyle değil mi? Hadi bir oktine geçelim. Şu aşağıdakine bakıyoruz. Burada da benzer bir şey var. Çünkü bu molekülde de sp3 hibritleşmiş karbon atomları var. Bu durum spektrumu analiz etmek için bize pek yardımcı olmayacak ama 3000'e çizgi çekerek bunun ne anlama geldiğini düşünebiliriz. Bu çizgi sayesinde bazı farkları görebilmemiz mümkün. Mesela buradaki sinyal aşağı inersek 3300'e oldukça yakın. 3100, 3200 ya da 3300 olabilir. Yani bu yaklaşık olarak 3300 dalga sayısı demek. Sinyallerin ne anlama geldiğini biliyoruz. Yukarı geri dönelim ve 3300'ün olduğu yere bakalım. Bu değer sp hibritleşmiş karbon içeren karbon hidrojen bağının vereceği tahmini sinyaldir. Burada bakacağımız şey işte bu. Aşağı inelim ve nokta yapılarına bakalım. Bu nokta yapılarının ne anlama geleceğini bulmaya çalışalım. Bu sinyal karbon hidrojen bağındaki karbonun sp hibritleşmiş olan türüne ait. Karbon da tam burada olmalı. Hemen yanında da hidrojenimiz olacak ve burada da bir karbon var. Toplamda 8 karbon işte böyle tamamlanıyor. Bu bağ sp hibritleşmiş karbona ait ve bu karbon hidrojen sinyalimiz. Evet. Sol tarafta alkin için başka bir şeyler daha var. İşte şuradaki sinyal. Eğer bir çizgi çekerek bakacak olursak dalga sayısı nedir? Dalga sayısı yaklaşık 2100 ya da belki bundan biraz daha fazla. Bu üçlü bağ yapmış karbon atomu gerilmesi Öyleyse spektrumda şu an baktığımız yer yaklaşık olarak üçlü bağ bölgesi. Ve tabii ki bundan bir tane var. İşte buradaki bir alkin. Umarım aradaki farkı görebilmişsinizdir. Buradaki sağdaki bölge her bir moleküle özgüdür. Evet, infrared spektrumlarını nasıl analiz etmeniz gerektiği konusunda bunları düşünebilirsiniz. Bir tane daha bakalım ve ikisini karşılaştıralım. Bu spektrum alken için. Bir hekzen bileşiğine ait olan bu spektrumu analiz edebilecek miyiz bakalım? Burada da aynı şeyi yapacağız ve 1500 civarına bir çizgi çekeceğiz. O zaman çizelim. 3000'e de bir çizgi çekeceğiz ve analiz edeceğiz. Bunun ne söylediğini biliyoruz. Bu karbon-hidrojen bağındaki karbonun sp3 hibritleştiğini söylüyor. Peki buradaki sinyal ne? Çizgimizi çizelim. Ve evet, 3100'e çok yakın bir yerdeyiz. Sinyalimiz yaklaşık 3100'de ve bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu karbon hidrojen bağındaki karbonun sp2 hibritleştiği anlamına geliyor. Yani gerilme bu dalga sayısı ya da frekansta oluşuyor. sp2 hibritleşen karbon olması lazım demiştik. İşte o da burada. Görüyorsunuz burada çift bağ var. Bu ve az önce konuştuğumuz molekül arasındaki farka bakalım mı? Şunun altını çizeyim. Bu sinyal 3100 civarında çizgiyi uzatalım. Bu sinyali ise 3300'de görmüştük. Çizgi çekerek dalga sayısının nerede olacağına karar vermek daha kolay. Daha doğrusu sinyalin hangi dalga sayısında görüneceğini saptamak diyelim. Burada bir şeyler daha var. Şuraya çizelim. Bu nedir dersiniz? Bariz bir sinyal olarak görünüyor. Şuraya çizgimizi çizelim ve dalga sayısının ne olduğuna ve sinyalin nerede ortaya çıkacağına bakalım. Bu 1500, bu 1600 ve şu da 1700. Bu sinyalin ikisinin arasında yaklaşık olarak 1650'de olduğunu düşünebiliriz. Bu değerin çift bağ bölgesi dediğimiz yerde olduğunu söyleyebiliriz. Yani karbon karbon çift bağ gerilmesi sinyali tam burada. Ve tabii ki bizim molekülümüzde de çift bağ var. İkisini karşılaştırırken üçlü bağın çift bağdan daha hızlı titreştiğini konuşmuştuk. Bu yüzden sinyal farklı olacak. Üçlü bağ daha hızlı titreştiği için dalga sayısı daha büyüktür çift bağ daha yavaş olduğu için küçük dalga sayısına sahiptir. Bunlar düşünülmesi gereken önemli konular. Son olarak burada da bu alkenle bir areni kıyaslayalım. Toluene bakalım. Yine aynı şeyi yapalım ve 3000'e bir çizgi çekelim. 3000'den az olan bir değer varsa karbon hidrojen bağı vardır ve karbon sp3 hibritleşmiştir. Toluen'deki şu karbon sp3 hibritleşmiştir. Gayet mantıklı. Şuradaki küçük pik noktası 3000'den biraz büyük yani 3100'e yakın gibi. Bu değerinde yaklaşık olarak bir karbon hidrojen bağına ve sp2 hibritleşmiş karbona ait olduğunu biliyoruz. İlk bakışta aklınıza gelen bunları nasıl ayırt edeceğiz? Bu bununla çok benzer bir durum. Bu buna çok benziyor. O yüzden spektrumun bu tarafına göz attığınız zaman bazen benzerlik aldatıcı olabilir. Çift bağ alanına da göz atalım. Çift bağ bölgesi tam burada, 1600 civarında. Şuraya bir çizgi çizelim ve 1600'leri birbirine bağlamaya çalışalım. Evet. Bu karbon karbon çift bağının sinyali ve karbon karbon aromatik çift bağ gerilmesinden bahsediyorsak, bu gerilme genelde 1600'den daha düşük bir yerde sinyal verir. Burada iki sinyalimiz var gibi görünüyor ve bu sinyaller moleküle bağlı olarak değişiyor. Ama bunun genellikle düşük yerlerde çıktığını görüyoruz. Genellikle 1450 ile 1600 arasında bir yerlerde oluyor. Ama burada karbon karbon çift bağ gerilmesinden bahsediyoruz. Şuradaki gibi ilk bakışta görülmeyen şeyler bize ipucu verebilir. Ama bu spektrumda öyle bir şey görmüyoruz ve bu aşağıdakiler de yukarıda yok. Bunların anlamlarını konuşmak bu video için çok fazla gelebilir. Bu yüzden bu tartışmayı farklı bir videoya bırakalım. Ama tabii bu farklılıkların varlığını bilmek önemli en bariz fark aromatik karbon karbon çift bağının burada konuştuklarımızdan daha düşük dalga sayısında ortaya çıkmasıdır. Burada sinyallerin çokluğuna baktığımız zaman toluyendeki benzen halkasıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet, hidrokarbonlar için infrared spektrumu bu şekilde.